Yurt dışı buluşmalarının yeni durağı Kosova oldu. Kültürün ve sanatın birleştirici gücünü vurgulayan etkinlik, Priştine'nin ardından Prizren'de devam etti. Kosova'nın dört bir yanından gelenlerin büyük ilgi gösterdiği program, Türk dili ve kültürüyle tanış olmak isteyenleri bir araya getirdi. Lübnan'da Türkmenlere Türkçe dersleri verilecek. Lübnan'da faaliyetlerini sürdüren kültür merkezimiz, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Akkar Aydamun köyünde yaşayan çocuklara ve yetişkinlere de Türkçe dersleri verecek. Bükreş'te Türk mutfağı şöleni. Enstitümüz dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirdiği kültür, sanat ve lezzet dolu etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Türk mutfağı atölyesinin üçüncüsü gerçekleştirildi. Ekvador'dan Danimarka'ya, İran'dan Macaristan'a ve daha birçok ülkeden gelen büyükelçilerin ve eşlerinin katıldığı etkinlik, Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini tanıtarak Türkiye'nin kültürel mirasını sınırların ötesine taşıdı. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Malta'da Türk ezgileri yankılandı. Malta'nın en görkemli mekanları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Türk müziğiyle yankılandı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Valletta Büyükelçiliği ve Roma Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleşen 100. yıl konseri izleyenlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserlerden Aşık Veysel'in Zamana Meydan Okuyan eserlerine kadar Türk müziğinin en güzel eserleri birbirinden yetenekli sanatçılar tarafından seslendirildi. Enstitümüz Pakistan'ın Lahor şehrinde Tercihim Türkçe projesini başlattı. Dilin sınırlarını aşarak kültürler arası köprü kurmak adına atılan bu yeni adımı şimdi sizlerle paylaşacağım. Enstitümüz Pakistan'ın Gazali Eğitim Vakfı ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle Tercihim Türkçe projesini hayata geçirdi. Bu önemli adım Türkçenin Pakistan'da Gazali okullarında seçmeli ders olarak yer almasını sağlayacak. Saraybosna ve Novi Pazar'da Yunus Emre'nin şiirleri yankılandı. Saraybosna'da Saraybosna Ordu Evi konser salonunda gerçekleşen etkinlik adeta bir kültür şölenine dönüştü. Serdar Tuncer'in rehberliğinde Yunus Emre'nin şiirleri seslendirildi. Tuncer, Yunus'un şiirlerini sadece seslendirmekle kalmayıp onun dünya görüşünü, çağrısını ve felsefesini de paylaştı. Novi Pazar'da düzenlenen etkinlik ise Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen'in katılımıyla renklendi.